Merhabalar sevgili izleyenler, HYT Spor'a hoş geldiniz. Bu hafta HYT Spor'da basketbol konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Anadolu Efes, Galatasaray, Darüşşafaka gibi önemli takımların baş antrenörlüğünü yapmış. Ligde, Euroleague ve Eurocup'ta çok önemli başarılar kazanmış ve aynı zamanda basketbola tutkuyla bağlı Oktay Mahmuti az sonra stüdyomuzda olacak. Ama her zaman yaptığımız gibi öncelikle Mahmuti'nin kariyerini sizlere hatırlatarak başlayalım. Oktay Mahmuti, hiç şüphesiz ki Türkiye'de basketbol denince akla ilk gelen isimlerden birisi. Mart 1968'de Üsküp'te dünyaya geldi. 1991'de henüz 23 yaşındayken Yugoslavya'da savaş başladı, Türkiye'nin yolunu tuttu. Üsküp'te herhangi bir maddi beklentisi olmadan yaptığı antrenörlük çalışmalarının yanı sıra bir diğer taraftansa üniversitede eczacılık fakültesinde okudu. Hem okuyup hem de antrenörlük yaparak başladığı basketbol serüveni Türk basketbolunun devlerinde adım adım yükselmesiyle devam etti. Kısa süre eczacı başında çalıştı. Ardından Anadolu Efes'te Türk basketbolunun efsanevi ismi Aydın Örs'ün yardımcılığına başladı. Aydın Örs'ün ardından Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğe gelmesiyle birlikte yardımcılık görevine devam etti Mahmuti. 2001'de ise Anadolu Efes'in başına geçti. Bu tarihten 2007'ye kadar Efes'in başında kalan Mahmuti, Anadolu Efes kariyerinde Süpro Lig'de Final Four, Euro Lig'de ise son 8 başarılarına imza attı. İstanbul ekibinde görev yaptığı süre boyunca 4 kez Türkiye Ligi zaferine uzanan Mahmuti, 4 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. 2007'de Anadolu Efes'te Mahmuti dönemi sona erdi. Başarılı baş antrenörün sıradaki durağı ise İtalya oldu. Benetton Treviso ile yeni bir yolculuğa başlayan Mahmuti, burada geçirdiği 2 sezonda İtalya Kupası'nda yarı final ve Eurocup'ta ise çeyrek final başarısı yakaladı. Eurocup'ta çeyrek finale uzanan sezonda yılın koçu ödülüne de layık görüldü. 2009'da İtalya macerası sona eren Mahmuti'nin 2010 itibarıyla görev alacağı kulüpse Galatasaray'dı. Basketbolda uzun yıllar başarı yakalayamayan ancak ciddi bir basketbol kültürü olan sarı kırmızılı takımın başına geçti. ...2011'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Galatasaray'ı tarihinde ilk kez Euroleague'de son 16'ya taşıdı. Galatasaray taraftarıyla bağı kuvvetlenen Mahmuti, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Galatasaray'la yolları ayrıldı. 2012'de bir kez daha yuvasına, Anadolu Efes'e döndü. 2012-2013 sezonunda takımını çeyrek finale yükseltti. Final Four biletini kıl payı kaçırdı. Bu maceranın ardından Darüşşafaka'yla buluşan Mahmuti, ardındansa yeniden Galatasaray'ın yolunu tuttu. Oktay Mahmuti, genç yaşta başlayan, çok özel bir kariyer. Hayat şimdi onu nereye götürecek bilinmez ama yaptıklarıyla çoktan Türk basketbol tarihine geçmeyi başardı bile. Sevgili izleyenler, Oktay Mahmuti stüdyomuzda ve biz de bugün basketbol konuşacağız. Basketbol gündemini de biraz kendisine soracağım ama tabii ki öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız koç? İyiyim, sağ olun. Teşekkürler. Sizler? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Geldiniz, daha iyi olduk. Şimdi hemen biraz aslında koçluk kariyerinizi noktaladığınız demeyeyim ama belki de ara verdiniz. Hani 2018'den bu yana uzun bir zaman dilimi geçti. Baş antrenörlük yapmıyorsunuz. Bir süredir bir basketbol takımıyla çalışmıyorsunuz. O dönem nasıl geçti? Neler yapıyorsunuz? Yani aslında bir 4-5 sene oldu değil mi? Evet. Evet, şey de oldu. Esasında bu son dönemdeki çok herkes bahsettiği Jürgen Klopp'un açıklamaları var. Şeyle alakalı. Ben onun benzerini yaşadım. Aynı yollardan geçtim. Sadece bu kadar güzel anlatamadım onun gibi herhalde. Jürgen Klopp, evet, gerçekten damga vurdu yani. Biraz yoruldum. Hani evet, artık verimli olamıyorum gibi ya da... Yani esasında şöyle, onun verimli olup olmama açısından onu bilemiyorum da sadece benim bir dönemde
basketbolun dışında birçok şeyle uğraşmam gerekiyordu bir çalıştığım bir kulüpte. İşte paralar ödenmiyordu vesaire vesaire, bir sürü sıkıntılar, birçok sıkıntılar vardı. Transfer yapılmıyordu, kimse ilgilenmiyordu. Sonra dedim ki benim burada ne işim var esasında, ben ne yapıyorum? Yani bu, çünkü bu basketbol değil bu. Yani ben basketbolu seviyorum, sahayı seviyorum ama diğer... Sağ dışında da çok fazla şeyle uğraşmak çok şey var kaldınız. Tabii ki çok şey var. Ve böyle bir karar aldım. Tabii o zamanlar devamında birkaç yerden teklif geldi vesaire, ama bu sefer benim şartlarım daha rigid oldu. Çünkü sadece basketbolun net olması, her şeyin net olmasını istediğim için bir takım şeylere hayır demek zorunda kaldım. Ama şunu da gördüm ki aslında basketbol dışında bir sürü yapılacak çok iş var ve çok keyifli işler var. Esasında basketbolun içinde olduğunuz zaman herkesin dışarıdan gördüğü, işte o maçlardaki o ne diyeyim, o atmosfer, heyecan. O heyecan ve o atmosferin dışında esasında otellerden ibaret ve havaalanından ibaret ve maalesef çok sürekli seyahat etmek, sürekli stres altında olmak. Evet, evet ve sürekli onlarla beraber sürekli bir basketbolda üretmekten yoksun bir ortam esasında. Çünkü bu kadar tempoda basketbolu, basketbol oyunun dışında, yani maçın dışında çok fazla üretebileceğiniz çok fazla bir şey yok. Hı hı. Yani bu tempoda, tabii ki bu yanlış anlaşılmasın. Büyük de saygı duyuyorum bugün bu işleri yapmaya devam edenler, yapanlara çok büyük saygı duyuyorum. Ama sadece ben biraz daha kenarda olmayı tercih ettim. Koç, peki o Üsküp'ten geliş hikayenizi biraz anlatmanızı az sonra rica edeceğim, ama Üsküp'ten gelirken, hatta orada daha Makedonya'da çok erken yaşlarda aslında siz başlıyorsunuz antrenörlük kariyerine. Burada geldiğinizde de bir şekilde devam ediyorsunuz. Aslında normal şartlarda biraz erken bir başlangıç olmadı mı sizin için, hani antrenörlük olarak? Yani basketbol oynamak yerine antrenörlüğü tercih etmişsiniz. Oradaki o geçiş nasıl olmuştu? Ya tabii şimdi ben 20 yaşında antrenörlüğe başladım. 20 yaşında basketbolu bıraktım, oynamayı bıraktım. Çok da iyi bir oyuncu değildim sanırım. Değildim. Herhalde ikinci ligde oynuyordum. Ondan sonra antrenörlüğe başladım, ama antrenörlüğe çok, basketbolu çok sevdiğim için antrenörlüğe başladım esasında. Ve hiçbir zaman bu benim hayatımda bir eğitimle beraber yürütüyordum. Paralel gidiyordu. Tabii sonra Türkiye, işte Yugoslavya'da, o zamanki Yugoslavya'da Bosna'da savaşın başlamasıyla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Türkiye'ye geldikten sonra hem okulumu devam etmek, eğitimimi tamamlamak için, hem de basketbolda, sevdiğim basketboldan yaşamımı sürdürebilir miyim diye. Tabii o zaman da sürekli çalışıyorsunuz ve artık sizin tutkuyla bağlandığınız bir şey sizi bir yerlere taşıyor. Esasında o taraftan baktığım zaman da çok da şanslı biriyim. Çünkü ben sevdiğim işten kazandım, paramı kazandım. Bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Yani bugün dünyada büyük bir şans olarak görüyorum. Çünkü bugün birçok insan sevdiği işte çalışmıyor esasında. Yani maalesef onu yapmıyor. Ve benim işte hep şuna inanıyorum, bilgiden öte tutku gelir diye inananlardanım ben. Hakikaten ben büyük bir tutkuyla basketbola bağlanmıştım. Hiçbir zaman hayatımı kazanayım diye yaşamıyordum. Tabii ki devamında bunlar da geldi. Ama hep tutku beni taşıyandı bir yerlere. Yani beni ayakta tutan, düştüğüm zaman ayağa kaldıran yine tutkuydu. Dolayısıyla öyle bir süreç devam etti. Ama çok erken başladım. 23 yaşında profesyonel olarak yardımcı antrenördüm Efes'te. Eczacı başında antrenörlük yaptım. Ondan sonra Efes'e geçtim ve o günden 27 sene, 50 yaşına kadar devam ettim. Yani o tempoda devam ettim yani. Yardımcı antrenörlük yaptınız Efes'te. Sonra da Ergin Ataman'ın ardından baş antrenör oldunuz. Evet. Yani aynı takımın içinde yardımcılıktan baş antrenörlüğe bir geçiş var. Aslında zor bir şey olsa gerek. Çünkü sizi yardımcı olarak görüyorlardı. Sonra bir anda onların
yöneticisi oldunuz. Nasıl bir geçiş süreci? Nasıl yönettiniz orayı? Esasında çok zor bir geçiş. Çünkü zaten çok çalkantılı bir süreçte antrenör oluyorsunuz. Zaten işler çok iyi gitse baş antrenörü kimse değiştirmiyor. Yani biliyorsunuz antrenörler nöbetçi nöbetçi suçlu olarak nöbetçi suçludur olarak duruyor. O geçtikten sonra takımdaki kimya, takımdaki ilişkiler iyi bir düzeyde değildi. Ama bir şekilde oraları yönetmek gerekiyordu ve aslında çok da kolay bir dönem değil. Çok da hoşlaştığım bir iletişim şekli de değil ama maalesef disiplinli bir şekilde yürütmek gerekiyordu. Çünkü her şeyden önce takım önemliydi, bireyler önemli değildi. Bunu anlatmak ve kabul ettirmek tabii bir süre ve bir mücadele. Tabii ki başta bir sıkıntılı oldu ama devamında her şey oturdu. Peki o takım olma ruhu, işte liderlik etme, tutkuyla bağlı olma... Bunlar için sizin söylediğiniz işte takım olmak aslında en zayıf halkayı yönetmekten geçer diye bir cümleniz var. Onu ben alıntıladım bir yerden. Tam olarak yani neyi ifade ediyorsunuz aslında en zayıf halkayı yönetmek? Esasında şöyle bir şey, şunu söylüyorum. Takım olmak çok keyifli bir şey ama bugün herkes bir takım. Yani burada da bir takım var. Yandaki holding de işte onun içinde de bir takım var. Basketbol sahasında da bir takım var. Ve takımın en önemli özelliği sinerji. Tehlikeli dediğim takımın tehlikeli olduğu tarafı şu. Takım en zayıf halkasına göre oluşur. Yani odur problem veya en yavaş halkasına göre. Çünkü oradan artık sinerjiden bahsedemezsiniz. Yani 5 kişi bir yere ilerler, bir kişi o ortamı aşağıya çektiği zaman o bir sıkıntı. O yüzden söylüyorum. Yani bu o sinerjiyi, o farkı yaratmak için herkesin aynı yerde olması lazım. Aynı ritimde olması lazım. Ama eğer ki yok birini daha çekelim yanımıza dediğiniz zaman o bütün takımı aşağıya çekiyor. Çünkü şöyle bakın, ben bunu çok net rakamlarla izah ediyorum bazen. Basketbol oyununda baktığınız zaman 150-170 top sahipliği var. Tamam mı? Bir takım 75 ile 85 arasında hücum ediyor. Ve sonunda bir maç kazandığınız zaman 10 sayıdan sonra nasıl kazandınız? İşte Euroleague'de 10 sayı, rahat kazandım diyorsunuz. Aslında rahat kazandım dediğiniz şey sadece 3 toptan bahsediyorum. Yani 150 toptan sadece 3 toptan. Ya bunun için oynuyorsunuz, bunun için çalışıyorsunuz, bunun için her şeyi mükemmelleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki. Söylerken kolay ama. Tabii bunu yaparken farklar zaten orada oluşuyor. Yoksa o takımı... İşte bu yüzden diyorum oradaki takımı aşağıya çeken hiçbir şey olmamalı. Ve hiçbir zaman hiçbir cümle ben ve sen ile takım diye bir şeyden bahsedemeyiz. Yani takım dediğiniz şey bir sinerjidir ve o sinerji o bir hedef doğrultusunda ilerlemektir ama hep beraber ilerlemektir. Yani. Onu söylüyorum. Ondan bahsettim işte. Bu arada şimdi Galatasaray'a geçişiniz var Efes'ten sonra. Galatasaray'ı gerçekten ayağa kaldırdınız. İşte Euroleague'deki başarılar... Şu anki formatını nasıl buluyorsunuz Euroleague'in? Şu an olsa yine bu başarıyı gösterebilir miydiniz? Genel olarak belki ya da gösterilebilir mi diye sorayım. Şimdi format tabii şunun üstüne çok maç. Çok maç ve çok fazla maç. Çok ürünün hep ön planda olması ama biraz üretimin azaldığı bir dönemdeyiz yani şeylerde. Kimse bir Euroleague'de bir oyuncunun yetişmesini bekleyemez zaten. Yani. Çünkü böyle bir tempoda dediğim gibi havaalanı, otel arasında ve antrenman için vakit yok. Yani böyle bir süreçte. Şimdi bakın geçen bu hafta boyunca pazar günü maç oynandı. Salı günü maç oynanıyor. Perşembe, cumartesi maç oynanıyor. Ve burada seyahatler var arada ve şey var. Dolayısıyla üretmek çok mümkün değil. Başka bir formatta Euroleague. Biraz NBA'ye yakın bir formatta olmaya çalışıyor. Aradaki fark NBA ile şu. NBA'de mağlubiyetlere ve sıradan oyunlara tahammülleri var. Burada biraz daha zor ve mağlubiyetlere kimsenin tahammülleri yok. Tahammül yok ve görüyorsunuz zaten birçok antrenör. Evet. Yani işinden Efes o... Efes ve Galatasaray'ın antrenörleri değişiyor şu anda. Galatasaray'ın evet. Değişti bile.
Oraya da geleceğim ama buyurun. Euroleague'de işte ne bileyim işte Kızıldız'ın antrenörü değişti, Žalgiris'in antrenörü değişti, birçok antrenör değişti ve saymadığım birçok takım. Demek istediğim şu ki çok fazla üretim için ve gerçek basketbol üretim için çok fazla vakit var mı? Yok. Ama başka bir format, belki bu seyirciye hitap eden bir format ve bu formatta bütçeden ziyade oyuncu sayısının çok daha fazla olması gerekiyor. Çünkü yetişemezsiniz yani böyle bir tempoda hiçbir oyuncu devam edemez yani. Haftada 4 maçın işte ne bileyim ortalama 25 dakika oynamasıyla kimsenin devam etme ihtimali yok yani. Yani oyuncular da neticede insan makine değil yani. 100 maçtan bahsediyoruz yılda. Yani bu korkunç bir rakam. Yani baktığınız zaman ya yani bunu istatistiğe vurduğunuz zaman orta şey için iyi bir Euroleague oyuncusunun milli takımla beraber vesaire 100 maç civarında yani 5 aşağı 5 yukarıdır ama bu olağanüstü bir rakam yani. Peki sizin biraz da şu an hani bu işlerden uzak durmanızın etkisi yani bunun da etkisi var mı? Hani bu da etmenlerden birisi mi? Yani böyle bir tempoya girmek istemeyişiniz olabilir mi? Ya da bu kadar yoğun maç temposu. Az önce biraz söylediniz aslında ama. Esasında ben basketbolu seviyorum. Basketbol, sahadaki basketbolu seviyorum. Orada üretmeyi seviyorum. Ama mesela bugün bir antrenör, bir Euroleague antrenörün bir şey üretmeden ziyade mesela maçları baktığınız zaman yani sadece maç devam ediyor. Da çok fazla üretim yok. Demek istediğim şu ki ben o seyahatleri, o otelleri, o küçük şeyleri kaçırmayı çok fazla istemediğim için ben bu yolu seçtim. Ama bu benim yolum. Büyük bir saygı duyuyorum yani bugün bu işi devam ettiren insanlara. Ama bu benim tercihim oldu. Yani ben böyle yapmak istediğim için yani. Hiç peki NBA'den bir yardımcı antrenörlük gibi bir teklif aldınız oldu mu? Yok, hiç öyle bir şey olmadı. O zamanlar zaten çok da fazla yoktu işte. Biscariolo gitmişti. Messina bir ara gitti. Ama hiç de düşünmedim. Gündemimde de olmadı açıkçası. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Yani aslında NBA bir tarafa, Avrupa'da da hala çok fazla Türkiye'den koç yok. Hani bunu neye bağlamak lazım? İşte Ergin Hoca gitti en son Panathinaikos'ta. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani nasıl açıklarsınız? Ve tabii bu artık basketbol baktığınız zaman veya basketbol antrenörlüğü çok global bir meslek. Yani bugünkü Türkiye Ligi'nde bugün kaç yabancı koç antrenör çalıştığını bilmiyorum. Yani bu kadar aynı sayıda Türk de çalışabilir yurt dışında. Bu biraz da ekonomiyle evet. alakalı, başka şeylerle alakalı. Siz de Benetton'a gitmiştiniz. Evet, ben Benetton'da çalıştım. Çok da keyifli bir iki sene geçirdim orada. Yapabilir mi? Yaparlar. Tabii ki Türk antrenörleri de yapar. Ama dediğim gibi bu biraz piyasa şartlarına göre oluşan şeyler. Türkiye'ye bugün baktığınız zaman birçok yabancı antrenör çalışıyor. Aynı zamanda yardımcı da çalışıyor. Dolayısıyla olmayacak bir şey değil. Ama neden yok sebebini soruyorsanız, tabii arz talep meselesi sonuçta. Peki Ergin Hoca'nın şu anki performansı Panathinaikos'la birlikte onu biraz konuşacak olursak ne dersiniz hocam? Ergin bence esasında sezon başında çok sıkıntılı bir süreçti. Çünkü çok bu seviye için çok iyi bir takımı yoktu. Ama şeyle ilave olmasıyla beraber, Nan'ın ilave olmasıyla beraber çok esas aradığı oyuncuyu buldu. Kendi sistemini oturttu. Tabii bu şeyde diğer Yunan oyunculardan da çok iyi verim almaya başladı ve iyi bir yolda ilerliyor. Yani şu anda belki daha da iyi yerlerde olurdu sezon başlangıcını bu kadar daha iyi başlasaydı. Ama sezon çok uzun. Dolayısıyla sonlara doğru daha da iyi olacaktır diye eminim yani. Peki bu Aydın Örs'le birlikte çalışan sizin de içinde olduğunuz bir jenerasyon var. İşte Ergin Hoca da orada. Onlar da Türk basketbolunda hep ön planda yer alan isimler oldular. Aslında bunu biraz hani Aydın Örs'e mi bağlamak lazım? Katılıyor musunuz? Yani böyle bir jenerasyon
onun izinden gelen ve ilerleyen bir lokomotif görevi gördün mü sizce? Tabii ki Aydın abiye bağlamak lazım. Tabii ki Efes Pilsen'e bağlamak lazım. Çünkü Efes müthiş bir organizasyondu. Hakikaten basketbolun %100 düşünüldüğü ve yaşandığı bir ortamdı. Ve Türkiye'nin çok 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 önünde bir organizasyondu o zamanlar. Bugün tabii Avrupa çapında zaten başarılar da onu gösteriyor ama Türkiye'nin çok önünde bir organizasyondu. Ama bu da Aydın abinin, işte Pano abinin katkıları vardır. Yani Pano abi o zaman şube sorumlusuydu ve kulüp yönetimin katkıları vardı. Bize sadece çalışmak kalıyordu ve öğrenmek kalıyordu. Bu da iyi bir fırsattı, çok iyi bir okuldu. Dolayısıyla öyle bir okuldan çıktığımız için bizim hepimiz şanslıyız esasında hepimiz için. Herkes önemli noktalara geldi gerçekten. Peki koç, şimdi biraz hani lige, Euro lige dönecek olursak biraz takip ediyorsunuzdur tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii mutlaka ki, tabii, çok tabii seviyorsunuz basketbolu. Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes. Anadolu Efes'in durumu şu an çok iyi değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz her iki takımı? Dün de oynadılar evet bu arada. Evet. Sürekli maç yapıyorlar gerçekten. Evet, yani dediğim gibi yoğun tempoda esasında böyle sallandığınız zaman bir an önce ayağa kalkmanız gerekiyor. İkisi de bir dalgalanma yaşadığı belli çünkü iki takımda da antrenör değişti. Efes'in çok yeni zaten. Şeyde Fenerbahçe'de antrenör değişikliği oldu. Evet. Tabii bu tempoda söylüyorum yani ligin şeylerine baktığınız zaman da sıralamaya baktığınız zaman da ne bileyim play'ine girecek olan takımlarla veya üst sıradaki takımlar olan arasında çok fark, az fark var, galibiyet farkı var. Yani çok az fark ediyor. Toparlarlar mı? Efes inişli çıkışlı, çok sakatlık yaşayan bir şey oldu. Fener biraz daha şu anda stabil gözüküyor ama sonlara doğru nasıl gelişecek olaylar bilemiyorum. Belki de güzelliği bu bunların yani. Bunun için insanlar seyrediyor, bunun için zevk alıyor. Bunun için de güzel tarafı, yani dalgalanmalar olduğu için böyle. Yoksa her şey belli olsaydı belki de çok ilgi çekmeyecekti. Keyif vermezdi tabii bu kadar ki, değil tabii mi? Ki, tabii ki. Alperen için ne söylersiniz? Alperen Şengül'ün performansı zaten ortada. Bence tabii Alperen'in, şöyle biraz daha geriye gideceğim. Yani buradan işte Banvit'ten Beşiktaş'tan sonra NBA çok genç bir yaşta o riski alması ve orada adapte olması, orada önemli bir şeyler yapabilmesi bence çok çok olağanüstü bir şey. Umarım o kariyerine daha ekleyerek, daha bir şeyler daha yaparak yani basketbol bilgisine ve tecrübesine o tecrübe oluşacaktır. Çünkü çok genç bir kişiden bahsediyoruz zaten, çok genç birinden bahsediyoruz. Daha da verimli hale gelecektir diye düşünüyorum yani. Çünkü gerçekten o yaşlarda bütün yani bambaşka bir kültürden bambaşka bir kültüre devam etmek, yani evet basketbol ama oyun tarzı bile başka, her şey başka olduğu bir yerde bunun farklı bir sonuçlar olabilirdi. O mücadeleyi verdi ve o mücadeleyi kazandı ve şu anda yolun önünde açık, daha da iyi olacaktır. O mücadeleyi verdi deyince siz hani o sıradan olmakla ilgili de söylediğiniz şeyler vardı. O geldi aklıma. Hani herkes sıradan olabilir ama hani fark eden, orada farkı yaratan şey ne? Ya da işte düştüğünüzde kalkmak için ne yapmak lazım? Hiç sizin de mutlaka kırılma anları olmuştur hayatınızda. Tabii ki çok oldu. Çok oldu. Yani bir şeyi bulmanız lazım. Yani bir şeye bir şeye sarılmanız lazım. Ya sıradan olmak için dediğim şu, yani bugün sıradan olmak için okula gitmeye bile gerek yok yani açıkçası. Çünkü her taraf sıradan insanlarla dolu. Demin bahsettim farklar ne kadar küçük yani Euroleague maçlarındaki şeyi anlatırken. Ben bunu basketbol maçını anlattım ama her yere, her platformda bunu taşıyabiliriz. Farklılıklar esasında çok büyük değil. İşte oralarda bunu daha kolay hazmeden, daha çok kolay kabullenebilen, daha çabuk ayağa kalkabilen, direnç gösterebilen bunlar esasında kazanıyor. Tabii ki burada bir birikiminiz, bir bilginiz olması gerekiyor ama bir takım başka özellikler de yanınızda olması gerekiyor. O motivasyonunu
hem birisi size vermesi olduğu kadar kendiniz de bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla durumu genelde bu durumlarda kişiye bağlı kalıyor ama bu da bir birikimle endeksli bir şey diye düşünüyorum. Koç, şimdi tabii herkesi merak ediyordur diye ben de sormadan sizi uğurlamak istemiyorum. Anadolu Efes şu anda baş antrenörü yok. Galatasaray yeni anlaştı. Size gelen teklif var mı? Ve onun dışında da ayrıca soracağım. Yakın bir zamanda tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle sondan başlayayım. Dönmeyi düşünmüyorum veya düşünmüyorumdan ziyade hiçbir zaman ben sizin neyi sevdiğimi anlatıyorum. Sadece şu anda biraz daha şartlarım daha rigid. Yani bunu ekonomik olaraktan bahsetmiyorum. Yani sadece proje olarak söylediğim şeyler. Onları tercih ediyorum ve geçen sene çok ciddi bir takımla ciddi bir konuşmalarımız oldu. Ondan önceki sene böyle bir şeyler oldu. Gerçekleşmedi ama bugün Efes için ve Galatasaray için soruyorsanız bir teklif geldi mi? Hiç gelmedi. Öyle şöyle bir şey yok. Zaten şu anda da bir takım kararlar alındı orada ve başka şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Öyle bir teklif gelmedi zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Geldiğiniz için de tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel basketbol sohbeti gerçekleştirdik. Şimdi veda etmeden önce bir özel röportajımız var. Onunla noktalayacağız. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın pentatletimiz İlke Özyüksel. Paris 2024 için kotasını aldı. Sayılır. Çok az kaldı çünkü. Mısır'da aldı altın madalyayla birlikte. Bir özel röportaj gerçekleştirdik. Sizler bu özel röportajı izlerken ben de veda ediyorum artık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Pentatlon 5 farklı spor branşını bir arada yaptığınız oldukça zor bir spor dalı. İlke ise bu sporu çok daha zor şartlarda yaptı ve Türkiye'de olimpiyatlara giden ilk kadın pentatlet oldu. Şimdi de Paris 2024 için Mısır'da düzenlenen sıralama yarışında resmi olarak olmasa da kotayı aldı ve altın madalyayı aldığında gözyaşlarına hakim olamadı. İlke, özellikle tabii ki Mısır'da gerçekleşen modern pentatlon sıralama yarışı, olimpik sıralama yarışıyla başlamak istiyorum. Orada altın madalyaya uzandın. Geride bıraktığımız günlerde de iki altın madalya, bir bronz madalya aldın yanılmıyorsam ve kürsüye çıktığında da gözyaşlarını tutamadın Mısır'da. O anı sormak istiyorum. Kotayı almaya çok yaklaştığın için miydi o gözyaşları, yoksa hani olimpiyatı mı düşündün, ne düşündün o anda? Birinci olarak kotayı almak için çok büyük bir avantaj sağlamış olduk, puanı almış olduk. Aslında yani resmi olmamak kaydıyla biz zaten kendi içimizde kotayı aldığımızı biliyoruz. Çünkü iki şampiyonluk, Kırgızistan'da ve Mısır'daki altın madalya bize çok iyi puanlar getirdi ve çok üst sıralamada yer almamızı sağladı. Daha World Cup'lar ve daha doğrusu sezon başlamadan. O yüzden içimiz çok rahatladı açıkçası. Çünkü biz geçen sene falan böyle bir plan yapmamıştık ve beklemiyorduk. Kendimizi deneyelim diye gittiğimiz süreçte çok güzel sonuçlar aldık. Yani beni o altın madalyanın ağlatmasını şöyle açıklayabilirim. İstiklal Marşı'nı çok güzel çaldılar açıkçası. Çok duyguluydu. Yani başta öyle bir duygu yoğunluğum yoktu kürsüde. Ama İstiklal Marşı başladığında yani o an aklıma her şey geldi. İstikrarın getirdiği mutluluk çok fazlaydı. İlke Özyüksel, yüzme branşıyla başladığı bu yolda modern pentatlona geçişini anlattı. Küçük yaşta buz pateni ve yüzmeyle başladım. Ardından ailem ben neyi sever ve istersem onu destekleyip arkamda durmaya devam ettiler. Yüzme branşına devam ettim ve kulübümün modern pentatlona başlamasıyla birlikte ben de modern pentatlona tanışmış oldum. Yani bilinçli modern pentatlon yapalım diye çıktığımız bir yol değildi. Çünkü o zaman daha kulüplere yeni açılmaya başlanmıştı bu branş. 2016'da hiç destek alamadığı için bu sporu bırakma noktasına geldi. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın girişimiyle Macaristan'da sil baştan eğitim aldı ve dünya şampiyonu oldu. Tabii çok zor süreçlerden geçtik ama özellikle Spor Bakanlığı'nın
O zaman beni çok destekledi. 2016 olimpiyatlarına hazırlanmam için gençlik olimpiyatlarından sonra beni Macaristan'a bir kampa gönderdiler. Proje haline getirdiler sporumu. Çünkü mecburdum artık, ne bunu yapabilecek maddi gücümüz vardı ne de antrenör vardı etrafımda. Ya orası benim dönüm noktam, hayatımı değiştirdi diyebilirim. Hep bana sorarlar iki tane dönüm nokta, yani dönüm noktası say diye. Biri o 2014 gençlik olimpiyatları, diğeri de 2016 Rio Olimpiyat Oyunları. İlke Özyüksel'in hedefi artık Paris 2024. Paris 2024'de biz 2021 Tokyo Olimpiyatları bitti. Daha dönüş uçağında planlamaya başlamıştık bu 3 seneyi. 3 senenin emeğini göreceğiz aslında, daha doğrusu. 3 sene artı, 20 sene artı 3 sene diyeyim. Yani çok fazla emek var. Gerçekten çok profesyonel çalışmaya başladık. Federasyonumuz, bakanlığımız, benim kendi ekibim, sponsorlarım, kulübüm, puzzle'ın binlerce parçasını bir araya getirmeye başladık. Artık eksik parça neredeyse kalmadı diyebilirim. Çok emin adımlarla gidiyoruz ve büyük ihtimal biz Paris'te altını alıp geliriz. İlke küçükken geçirdiği hastalık sonrası ölümün kıyısından döndü. Ama 15 yaşında göz tansiyonu sebebiyle görme yetisini kaybeden, buna rağmen rehber öğretmen olan annesinin desteğiyle her türlü zorluğu aşmak için çözüm üretmeyi başardığını söylüyor. Benim annemle çok alakalı bir durum bu. Çünkü önüme çıkan her zorlukla mücadele etmem ve onu aşmam gerektiğini çok güzel çocukluktan itibaren aşılayıp öğretti bana. Yani ben hangi branşı ya da hangi işi yapıyor olsaydım da en iyisi olmak için elimden gelenin en iyisini yapardım. Asla pes etmeden, sürekli çözüm yolları arayarak. Çünkü insanların imkansız dediği şeyler benim için imkansız değildi. Belki zordu ama imkansız değildi. Bir şekilde başarmak için elimden, aklımdan gelen her şeyi yaptım. İlke Özyüksel bundan sonraki turnuvalarda form tutarak Paris 2024'te altın madalyayı boynuna takmak için iddialı. Çok böyle yoğun bir sürece girmeyeceğiz Tokyo ya da Rio'daki gibi. 2 tane puanımız tamamlandığı için şu an 1 tane puana ihtiyacımız var. Onu da büyük ihtimal önümüzde 5 Mart'ta Mısır'da Dünya Kupası'nın ilk ayağı olacak. Orada bu işi tamamlarız diye düşünüyoruz rahat bir şekilde. Arkasından Ankara'da bir World Cup olacak. O da kendi ülkemizde olduğu için temsilen önem verdiğimiz ve katılmak istediğimiz bir yarışma olacak. Ama ardından World Cup'un 3. ve 4. ayağını pas geçip güzel bir hazırlık yaşayıp Dünya Kupası'nın finali ve arkasından da Dünya Şampiyonası Çin'de yapılacak olan en büyük hedefimiz Dünya Şampiyonluğunu da alıp Paris'e öyle gitmek olacak. Yani bu sene ne kadar madalya varsa hepsini kürsünün en üst basamağında alıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Dünya rekoruna da 2 puanımız kalmıştı Mısır'da. Yani çok yakınız. Artık çok ulaşılabilir bizim için her şey. Umarım Çin'deki dünya şampiyonluğu da dünya rekoruyla birlikte gelir. Hem tarihe adımızı altın harflerle kazımış oluruz hem de Türklerin gücünü, Türk kadınının gücünü bütün dünyaya göstermiş oluruz. En büyük temennimiz. İlke pentatlon branşında ardından gelen gençlere de ilham kaynağı oluyor. 17 yaşındaki Nurettin Can Salcı da bu isimlerden biri. Biz Can'la geçen sene tanıştık. Sağ olsun ailesiyle birlikte geldiler. Anlattılar onlar da hikayeleri, ilk onlardan duydum ben. Çok mutlu oldum. Yani çünkü ben zaten yıllardır bu işe emek veriyorum. Yani en büyük amaçlarımdan biri de onlara olabildiğince benim çektiğim sıkıntıları yaşamamaları için yolu açmak. Ve hani rahatça ne kadar güzel böyle güzel güzel dertleri tasaları olmadan antrenmanlarını yapıp yarışları kazansınlar. Yetenekleri doğrultusunda en iyi şekilde desteklensinler istiyorum.